Erol Özışıkçıların kıymetli aile fertleri, sivil toplum kurulu yaşatacağımız Erol Özışıkçılar Parkı sinema törenimize hepiniz hoş geldiniz. Onlara göre Karşıyaka'nın yeri Barcelona'nın, Juventus'lu bir Karşıyaka'nın başka bir hedefi olmaz diye düşünürler. Zafer Bey'in ve Nezihe Hanım'ın çocuğu olarak Karşıyaka'da doğdu. Alaybeyli Ticaret Lisesi ve en sonunda da Karşıyaka erdi. Futbol yaşamına Karşıyaka genç takımında başladı. Ben eğilmeyen başımı sevgili Gazi Erol Özışıkçılar abimizin önünde başımı saygıyla eğiyorum ve ışıklar içinde yatsın diyorum. Sayın Başkanımı, Belediye Başkanımı ve diğer belediye görevlilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü kulübümüz için son derece önemli bir ismi. Buraya, bu parka bu ismi verdikleri için gerçekten her türlü takdire şayan olduğunu belirtmek isterim bu davranışlarını. Efendim, General MacArthur diyor ki askerler ölmez, ufukta kaybolurlar. Karşıyakalı Erol Özışıkçılar gibi bütün kahramanlar da ufukta kayboluyorlar ama ölmüyorlar. Öncelikle Gazcı Erol'un ismini bu parka verilmesine destek vererek vefa örneği gösteren Karşıyaka Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Diker'e, Belediye Meclisi üyelerimize ve bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Büyük Karşıyaka Camiası'na Özışıkçılar ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Babam Erol Özışıkçılar futbolculuğu, yöneticiliği ve başkanlığı döneminde Karşıyaka'yı yaşamış, Karşıyaka için canını dişine takmış, maddi ve manevi olarak büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Karşıyaka'mızı amatör kümeden alıp o zamanki adı birincilikle çıkartma konusunda büyük çabalar sarf etmiş, 80'li yıllarda Karşıyaka'nın yeniden küllerinin doğmasında büyük katkı sağlamıştır. Adeta ile Karşıyaka ile yatmış, Karşıyaka ile kalkmıştır. Türkiye'nin en iyi futbolcuları onun zamanında Karşıyaka'ya gelmiş, Karşıyaka'nın Türkiye'de bir marka olmasını sağlamıştır. Karşıyaka'nın efsane başkanı oldu. Karşıyaka'yı Türkiye'de en çok bilinen bir kent haline getirdi. Her zaman Karşıyaka Spor Kulübü ve Karşıyakalı'nın yanında oldu. Tedavi olması için hastaneye gitmesi gerekirken Ankara'da Gençler Birliği Karşıyaka maçına gitti ve dönüşte rahatsızlandığı için vefat etti. Karşıyaka onu unutmadı, unutmayacak da. Sevgili babam, seni çok özledik. Karşıyaka seni özledi. Karşıyaka'nın camiasının kendisine hizmet edenleri gösterdiği bu güzel vefa örneğinin ileride taşın altına koymak isteyen herkese teşvik edici olmasını umuyor ve diliyorum. Parklar açıyoruz, parklara isimler veriyoruz. Açılışlar yaparken o değerli insanları tekrar hatırlıyoruz. Demin konuşmalar yapılırken onu düşündüm. Onunla beraber yaşayan, o anıları paylaşan insanlar için elbette ki onların yüreğinde, onların beyninde her zaman ölümsüz o büyük insanlar, o değerli insanlar. Ama bir kente adını verdiğiniz zaman, bir kentte bir yere adeta damgasını bastığınız zaman aslında orası artık belki onun adımlarının yaşadığı, onun varlığının tescillendiği bir yere dönüşüyor. O yüzden bugün yaptığımız gibi Karşıyaka'mıza değişik alanlarda, belki kimi zaman siyasette, kimi zaman yerel yönetimde, kimi zaman sanatta ama belki de en çok gerçekten Karşıyaka'nın en simge kurumu olan
en büyük değeri olan Karşıyaka Spor Kulübü'ne verdiği hizmette adı öne çıkmış insanların hatıralarını bu şekilde yaşatma çabamız devam edecek. Bir Karşıyakalı geleneği olan saygı, sevgi ve vefamıza bu parkı eklemekten onur duyuyor. Hemşerilerimizin kentlilik bilincine ve gelecek kuşaklara emanet ediyoruz. Gazi Erol büyüğümüzü onurla anarken değerli ailesini ve sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar olmak üzere aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve yaşam tarihi adını yazdırmış nice değerli insanlarımızın anısına